Evet, Manavgat'ta 6. gününde devam eden yangın Çardak Mahallesi Beydiğin mevki arasına da sıçramıştı. Ekipler yangını Beşkonak Mahallesi'ne ulaşmaması için mücadele ederken vatandaşlar da alevlere yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 gündür aralıksız devam eden orman yangınları Çardak Mahallesi Beydiğin mevkine sıçradı. Yangının Beşkonak Mahallesi'ne ilerlememesi için havadan ve karadan çalışmalar sürerken bazı vatandaşlar da ellerine aldıkları yangın söndürme tüpüyle olaya müdahale etti. Evet, halkımız yangın tüpleriyle, yangın söndürme tüpleriyle yola inmesini engelliyor ateşin. Evet. Allah herkesten razı olsun. Sebebimiz belli. Evet. Yangın söndürmek, herkese yardımcı olmak. Kendi imkanlarımıza gittik, biraz tüp aldık, sıkıyoruz işte. Kendi cebinizden parayla. Kendi cebimizden. Antalya'dan geliyoruz biz. Yoldan geçen kimi vatandaşlarsa yangını araçlarında bulunan su şişeleriyle müdahale etmeye çalıştı. Canımız yanıyor, ne yapalım, ne diyeyim. Tabii su şişesi vardı, gittim döktüm. Müdahale ettim. Yangında çaresiz kalan birçok hayvan da vatandaşlar tarafından alevler arasından kurtarılıyor. Köyün merkezindeydi. Yangın gelmekteydi. Çıkardık. Kaçacak bir noktası yoktu. Dumanlar sarmıştı. Çıkardık. Ya bir şey düşünmüyorsun o anda. Dumanlar geliyordu. Aldık, kucakladık. Arabaya koyduk. Sonra kendisi de korkmuştu. İsteyerek bindi. Bir sıkıntı yok. Sahiplendirdik zaten. Sevik'te bir hayvansever bulduk. Sahiplendirdik. Seriye teslim edeceğiz. Çardak Beydiğin bölgesinde çıkan orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Yangının Beşkonak Mahallesi'ne ilerlememesi için havadan ve karadan destekler sürerken bir yangın söndürme uçağı, 7 helikopter, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi alevlerle mücadele ediyor. Yangın bölgesinde alevlerle mücadele eden vatandaşların su ve gıda ihtiyaçları da Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever vatandaşların destekleriyle sağlanıyor.